Evet, bugün 17 Nisan 2018 Malatya Karapınar Akçada Köy Enstitüsü'nün yerleşkesindeyiz. Şerif Tekben Hoca'nın torunu geldi. Diğer hocalarımız geldi. Evet hocam, buyurun, sizi dinliyoruz. Hamamın önündeyiz. Hamamın önündeyiz. Evet. Ama işte dediğim şey. Akçada Köy Enstitüsü'de ne zaman okudunuz? Adınız, soyadınız? 48-49 mezunuyum ben. Evet. İsmim Zeynep Sarıoğlu. Evet. Başka ne gibi bir şey? Neler yapıyordunuz? Sadece okumak, okumanın dışında neler yapıyordunuz burada? Köy Enstitüsü derin bir kuyu. Anlatmakla namutenahi bir yer. Anlatmakla bitmez. Ama biz bu memlekete, bu devlete son derece büyük hizmetler verdik. Son derece büyük hizmetler verdik. Hala da hizmet vermek için çaba gösteren insanlarız. Köy Enstitüsü bir ekoldi ve biz burada Köy Enstitüsü'nün bulunduğu yerde bir istasyon vardı. Ayrım olmadan o istasyona giderdik. Erkek kız arkadaşlarımız belimize bellik takarlardı. Orada kamyonlarla gelen tuğlaları bizim sırtımıza yüklerlerdi. Biz getirirdik. Köy Enstitüsü'nde erkek arkadaşlarımız binaları yapardı. Biz bina yapmayı öğrendik. Biz süt sağmayı öğrendik. Bir hasta nasıl tedavi edilir öğrendik. Yani size anlatamayacağımız bütün güzellikler bize Köy Enstitüsü'nde öğretildi. Ben 83 yaşındayım. Bunu herkese isterdim ki her anne baba çocuğu Köy Enstitüsü'nde okusun isterdim. Bizim hakkımızda çok dedikodular çıktı ama hiçbir zaman başımız bir Köy Enstitüsü mezunun başı yere gelmedi. Teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Harikasınız. Teşekkür ederim. Gerçekten. Sağ olun. 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 Sağ olun